Merhaba sevgili izleyenler, yeni yayın döneminde yeniden Adalet Defteri ile karşınızdayız. Bu yayın döneminde de geçen sene olduğu gibi hafta hafta hem hukuk dosyalarını hem de adaletsizlik konularını Türkiye gündemiyle, dünya gündemiyle takip edeceğiz. Ekranlarınıza getireceğiz her hafta konuklarımızla. Yeni yayın dönemi denedik. O yüzden de bu senenin en çok tartışılan konusu, önümüzdeki yasama döneminin bir numaralı aslında gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları. Yeni yasama dönemi de zaten bu şekilde başladı. İşte anayasa çalışmaları üzerinden görüşmelerle başladı. Ve bir normalleşme süreci, bir yumuşama süreci olduğu, bir yeni bir çözüm süreci mi gelecek sorusu ortaya çıktı. Ama bunun yanında da başka gelişmeler var. Başka hukuksuzluklar, adaletsizlikler devam ediyor. Bu programda DEM Parti, Parti Meclis üyesi, aynı zamanda Hukuk Komisyonu üyesi Several Ballıkaya konuğum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Biraz bu yayın dönemine beraber giriş yapmak istedim ben. Çünkü anayasa tartışmaları dediğim gibi en büyük gündem maddemizi oluşturuyor. Ki bu da zaten bütün yurttaşların aslında herhalde önemli bir talebi. Hani sivil yurttaş, özgürlükçü, eşitlikçi bir anayasanın oluşması. Peki şu an baktığımızdaki çalışmalara nasıl bir anayasa çalışmaları yürüyor? Hani bununla ilgili çünkü görüşmeler oldu. Bu görüşmeler sonucunda mevcut siyasi iklim sonucunda bir arzu edilen türden bir anayasa çıkarmak mümkün mü? Şimdi önce ben tabii Türkiye'deki anayasa süreçleriyle ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Yani dünyada mesela Amerika'da işte 1700'lerde bir anayasa yapılmış. O anayasadan sonra o anayasayı ihlal etmeden şu ana kadar gelmiş bir sistem var. İşte İngiltere'de yazılı anayasa yok ama onun teamülleri uygulanıyor. Dünyadaki diğer örnekler de öyle, Fransa öyle. Fakat Türkiye'de demokratik hayattaki kesintiler nedeniyle yeniden anayasa yapma süreçleri var. İşte 24'ten sonra 60, 82 bir önceki anayasayı kaldırıp yerine yeni anayasa yapma dönemleri süreçleri yaşanıyor. Bunlar kesintiler tabii. İşte bir darbenin ardından darbeciler 1982 anayasasını yaparak önceki anayasanın 1960'ın bütün hükümlerini kaldırmış oldular. Bu kesintiler ve sonradan yapılan anayasalar dolayısıyla hiçbir normalleşme süreci yaşamadan yeni bir kesintiyle önceki anayasanın ilgasıyla biten süreçler bunlar. Bu normal değil zaten Türkiye'deki bu süreç. İşte 1982 anayasası kendisinden önceki anayasayı tümüyle kaldırarak hemen hemen yerine çok antidemokratik bir yöntemle yerleştirilmiş oldu. Her ne kadar referandumdan geçti gibi olsa da gerçek bir referandum, bir seçmen iradesi diyemeyiz. Baskılanmış bir iadeydi bu. Dolayısıyla bu süreçler zaten olumsuz işledi. Böyle olduğu için de 1982 Anayasası birçok hak ihlali, birçok kısıtlama, demokratik hayata müdahale niteliğindeki hükümler içermiş olması nedeniyle ya da baştan sona esasen bu hükümlerle dolu olması nedeniyle hep tartışılması, değişmesi gereken anayasa olarak baş sıralarda oldu. 18 defa yanılmıyorsam değişikliğe uğradı ama hiçbir zaman bu değişiklikler anayasayı demokratik hale dönüştürmedi. Ne yazık ki sonradan yapılan değişiklikler 2011-2010 referandumunda gelen değişiklikler daha önceki 2009'du yanılmıyorsam tarihler çok karıştığı için 18 defa deyince doğal olarak 18 defa. Şimdi o değişiklikler de anayasayı daha ileriye değil daha geriye götürdü maalesef. Dolayısıyla anayasa süreçleri böyle Türkiye'de. 1982 Anayasası'nın değişim şeyi de hiç bitmedi. Halen de devam ediyor. AKP iktidarı döneminde çok değişiklik gündeme gelse de bugün gelen değişiklik hakkında aslında toplumun ve bizlerin net olarak bir fikri yok. Bir kere bu sürecin anayasa yapım tartışması sürecine uygun gitmediğiyle başlamak gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer anayasayı yapacak kurumsa öncelikle bir taslağın veya hangi hükümlerin değiştirilmek istendiğine ilişkin bir anayasa taslağının paylaşılması gerekir. Toplumla paylaşılması lazım. Toplumun beklentileri anayasada çok sayıda demokratik, antidemokratik hüküm var. O hükümlerin değiştirilerek yerine demokratik düzenlemelerin ne şekilde yapılacağına ilişkin bir taslağın paylaşılması ve bu taslak üzerinden hem sadece meclis değil, Türkiye'deki tüm kurumların ve halkın da paylaşacağı bir tartışma süreci olması gerekir.
Bunun üzerinden bir anayasa değişikliği yapılması gerekir. Burada şunu sorayım. Şimdi en özgürlükçü, Türkiye tarihindeki en özgürlükçü anayasa olarak nitelendirilen anayasa yine bir darbeyle gelen 1960 evet. anayasasıydı. Ama hani önceki Demokrat Parti dönemindeki fiilleri düşündüğümüzde hani sonrasında biraz da bunun aksini ispat etmek istercesine bir işte hukukçularla, profesörlerle vesaire bir araya gelinerek hazırlanmış bir anayasaydı. Evet. Evet. Hani biraz da bundan bu şekilde referans ediliyor belki bu 1960 anayasasından. Bugüne geldiğimizde şu an yeni de anayasa çalışmalarını kimler yapıyor? O da belirsiz. Sanıyorum sarayda hukuk politikaları kurulu var. Hukuk politikaları kurulu yapıyor hı hı. olmalı. Ama hukuk politikaları kurulu oradaki daimi kadro mudur, başka profesörler, hocalar ya da anayasacılar var mıdır onu bilmiyoruz. Ama tüm yasa çalışmaları orada yapılıyor. Hı hı. Yani tüm o Cumhurbaşkanı'nın bu yetkilerinin bu şekilde düzenlenmesine ilişkin anayasa değişiklikleri de öyle yapıldı. Hı hı. Çoğunlukla Mehmet Uçum tarafından ifade edildi ya da kamuoyuna lanse edildi. Bu da bir taslak varsa onu tam bilmiyoruz. Yani bir anayasa değiştirme tartışması yapılıyor ama bu anayasa değişme tartışmasını kimler ne şekilde hangi metin üzerinden yürütüyor o belli değil. Ya bu zaten bu yöntem olarak hı hı. hatalı. Ya bu tartışmanın açık olması lazım. Hangi maddeleri değiştirmek istiyorlar? Şimdi tabii şöyle bir deneyimimiz var bütün bu süreçte. Değiştirilen hükümler her zaman iktidarın biraz daha iktidarını kuvvetlendirmek için getirdiği hükümler. Mesela SSYK'nın içeriği de oluşturma süreci, seçilme yöntemleri vesaire değiştirildi. Ya da mecliste aritmetiği değiştiren bazı düzenlemeler oldu. Yasa düzenleme, anayasa yapım süreci ve seçimlerle ilgili. Bunların hepsi aslında iktidarın daha güçlendirilmesine hizmet eden değişiklikler oldu. Fakat onun dışındaki antidemokratik hükümler değiştirilmedi. Onlar olduğu gibi duruyor. Şimdi bunlara sıra geldi mi? Onu bilmiyoruz. Yani bu demokratik bir zemine geçiliyor tartışmasının buna hizmet etmesi gerekir. Bunu hı hı. anlayabilmemiz için. Bu tartış belki şimdi konuşmamızın devamında nasıl olmalı bölümüne geçeriz ama şu ana kadar gidiş önceki düzenlemelere benzer bir değişiklik olacağının göstergesi gibi görünüyor. Biraz cevap verdiniz ama ben yine özellikle bu durum özelinde ne yapmaya çalışıyor diye sormak istiyorum. AKP, hani iktidar cephesi, hani siz de ilk konumunu güçlendirmek istediğinden bahsettiniz ama şöyle de bir ikilik var karşımızda aslında. Tam da doğru bir örnek. Mehmet Uçum örneği. Hı. Hani anayasa çalışmaları ile ilgili ne kadar sivil, çok iyi hatırlıyorum. Hani ne kadar sivil anayasaya ihtiyacımız olduğuna, bütün toplumun ihtiyaç duyduğuna da dair çok uzun bir tweet atan kişi de kendisi. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararından neden uyulmayacağı, hatta kendi ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin kararının yok hükmünde olduğunu da ifade eden de kendisi. Böyle bir ikilik sürecinden gidiyoruz. Bugün özellikle son bu sene yani 2024 yılı anayasanın ne kadar işlevsizleştiğinin tartışıldığı bir yıl oldu. Hani bir bakarsak geçmişe son bir yılda en büyük tartışma, kamusal tartışma da buydu. Şu an güncel olarak Can Atalay kararı üzerinden ama hani bunda tek delinme olayı olmadığını da biliyoruz. Bu koşulda hani böyle eleştiriler varken AKP ne yapmak istiyor? Mesela yeni anayasadan hedeflediği ne bu durumda? Anayasa bir sistemin, bir yazılı anayasa varsa, bir anayasa o sistemin işleyişini, kurallarını, onu bağlayan, o kuralları gösteren bir metin. İşte yasama, yürütme, yargı dedikleri kuvvetler ayrılığı bunun güvencesi aslında. Yani tüm mevcut kapitalist devlet modellerinin tümünde bu kuvvetler ayrılığı bu sistemin güvencesi. Dolayısıyla yargının, işte yürütmenin, yasamanın birbirinden bağımsız olması ve birbirine müdahale etmemesi önemli. Bunlar karıştığında zaten antidemokratik veya demokratik tartışması yapıyorsunuz. Tabii bir anayasanın sivil olması demokratik olduğu anlamına gelmiyor. Hakları ne kadar güvenceye alıyor? Halkın haklarını. Hı hı. Ne kadar güvenceye alıyor ve buna ne kadar uyuluyor? İktidar bu metne ne kadar uyuyor? Bu kısmı önemli. Anayasayı çok noktadan aslında delerek kendilerine ilişkin düzenlemeler yaptılar, lehe düzenlemeler yaptılar. Ama anayasanın mevcut hükümleri halkın lehine olan hükümler de uygulanmıyor. Mesela yargıyla ilgili hükümler böyle. Anayasa Mahkemesi kararları, anayasanın çok açık hükmü var. Uluslararası sözleşmeler Türkiye tarafından onaylandığı takdirde iç hukuk üstü belgeler oluyor aslında. Yani ona uymak zorunda. Aynı şey Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları için geçerli.
çok açık biçimde uyulmayacağını ilan ederek hem Cumhurbaşkanı ilan etti, hem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı uyulmamasını överek mahkemelere aslında talimat verilmiş oldu. Bu anayasanın anayasaya uyulmadığını gösteriyor. Aslında kuvvetli, daha önemli bir şey oldu. Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmış oldular. Şimdi kuvvetler ayrılığı ortadan kalkarsa iktidarın denetim şansı ortadan, denetlenmesine ilişkin bütün olanakları elinden almış olursunuz. Halkın zaten denetleme hakkı olmaz. Dolayısıyla böyle bir süreç oldu. Şimdi gelen dönemde yapılan açıklamalardan hareketle söylememiz lazım. Tabii. Bölgemizde bir savaş var. Bu savaşın ülkemizde etkileme ihtimali var diye siyasiler açıklamalar yaptılar. Bu olduğu için de ülkedeki bazı içinde bazı adımlar atmak gerektiğine ilişkin söylemler oldu. Şimdi bunun arkasından gelecek şey nedir? Bunu bilmiyoruz. Her şey çok açıklıkla yürümediği için, yani toplum son anda bir oldu bittiyle öğrenmiş oluyor. Ya da bir altyapı hazırlanması, bilemiyorum nasıl olduğunu. Dolayısıyla bu sürecin devamından ne gelecek? Bir çözüm süreci mi çıkan, yoksa bu gösterilerek başka bir anayasaya razı etme süreci midir? Onu bilmiyoruz. Burada aslında ben de tam notumda onu soracaktım. Şimdi tabii ki yani çok açıklamalardan bahsediyoruz ama hani bir hukukçu olarak değerlendirdiğinizde güvenlik politikalarını öncülleyen, ki biz bunu hani 11 Eylül süreci üzerinden tartışıyoruz bu politikaların şekilleniş biçimini. Hani güvenlik politikalarını öncülleyen bir kaygıyla ya da amaçla demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa yapmak mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Şimdi ya sabah televizyonu açtığınızda her şey şu kadar operasyon yapıldı. Şu kadar kişi gözaltına alındı. Biz her gün işte parti meclisi gelen haberlerden her gün şurada bir operasyon var. 50 kişi alındı, 30 kişi alındı. Soruşturma dosyaları çok büyük sayılardı. Yani binlerle ifade eden soruşturma dosyaları var. Şimdi güvenlikçi politikalar had safhada. Yani burada bir değişiklik göremiyoruz. Türkiye içerisindeki, bunun dışındaki antidemokratik uygulamalar da bir değişiklik yok. Mesela kadın cinayetlerini durdurmaya yönelik ya da bunu protestoya yönelik eylemleri şiddetle karşılanıyor. Diyarbakır'da mesela bir avukat arkadaşımızın yapılan müdahalede kaburgaları kırıldı. Yani çok basit barışhanelerinin barışhanelerine uygulanan şiddet olağanüstü büyük bir şiddet uygulandı gerçekten. Ve tek istedikleri barış. Şimdi bu iki görüntü birbirine uymuyor. Çelişkili. Dolayısıyla buradan bir demokrasi çıkacağına ilişkin umut ben kişisel olarak buraya bakarak görmüyorum. Dahası sadece bundan hareket ederek yapmıyoruz da. Yani yasa yapım süreciyle ilgili adımlar da bunu göstermiyor. Şimdi toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili düzenlemeler antidemokratik mesela. Buna ilişkin bir iktidarın bir değişiklik şeyi var mı? Düşüncesi var mı? Onu göremiyoruz. Mevcut toplantı, gösteri yürüyüşlerine müdahale şekilleri de bunun olmadığını gösteriyor. Cumartesi anneleri hala 10 kişiyle sadece çıkabiliyor. Bütün bunlar çok umut verici değil. Ben tabii şöyle de bakmıyorum. Sadece bir meclis merhabalaşması bir sürecin başlangıcıdır gibi bir algı yaratmak toplumda büyük bir şeye neden olabilir. Yani bir umut yaratılmaya çalışılıyor gibi bir ortam var ya da belki de bunun konuşulmaya çalışıldığı bir ortamdan bahsedelim. Çünkü hani çok da şiddet, hani toplumsal gerçekten şu an belki de farklı bir şiddet seviyesinin yükseldiği bir dönemden geçiyoruz ve bu başka bir karşılığı da olabilir. Ama bu kadar işte bir yandan da işte yakın zamanda hem işte Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da iki türlüydü aslında. Hani sadece işte çağrısının yanı sıra işte asla işte bu terörün oyunlarına gelmeyeceğiz gibi tırnak içerisinde kullanıyorum. İfadeleri vardı. O da Diyarbakır'daki özgürlük mitinginden bahsederken. Benzer şeyi hemen akabinde Recep Tayyip Erdoğan da açıklamada kullandı. Ve bu çok basit bir aslında toplanma özgürlüğü ihlali, yani anayasal hak ihlali. Şimdi burada şu perspektifi sormam gerekiyor. Şimdi zaten hani Kürtlerden bahsettiğimizde eşit yurttaşlık talebi var. Bugün geldiğimiz konumda Kürtler kadar kadınlar da benzer bir talepte bulunuyor. LGBT artılar da benzer bir talepte bulunuyor. Çünkü haklar üzerinden, hani mevcut kazanılmış haklar üzerinden de çok ciddi bir geriye gidiş söz konusu. Peki şu an eşitlikçi bir anayasa nasıl yapılabilir bu durumda? Evet. Nelerin öncellenmesi gerekiyor? Şimdi Türkiye Cumhuriyet Devleti kuruluşundan
anayasal sistem olarak kuruluşundan diyeyim, itibaren tekçi devlet. Yani üniter devlet adı verilse de üniter devletin daha saf hali, tekçi bir devlet. Vatandaşlık bağı Türklük kriterine bağlanmış ya da Türklük sıfatına bağlanmış. Bu bir kere demokratik anayasa modeline uygun bir şey değil. Bu ülkede yaşayan her halkın haklarını güvenceye alan bir sistematikle anayasanın hazırlanması lazım. Dolayısıyla vatandaşlık tabirinin öncelikle buradan başlayarak, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş, yani Türk vatandaşlığı değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türkler ve Türkler dışındaki tüm halklar açısından eşit vatandaşlık statüsünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tüm halklara verilmesi gerekir. Yani anayasanın öncelikle buna sahip olması lazım. Tüm dünyada ana dilde eğitim bir hak olarak zaten kabul ediliyor neredeyse. Kabul edilmeyen ülke çok az aslında. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde var. Ana dilde ders alma hakları var. İşte Amerika'da var vesaire. Türkiye'de hala bu yok. Ben mesela ya Kürtçe öğrenerek büyüyen Kürt çocukları gerçekte ortaokula başladıklarında Türkçe'yi doğru dürüst öğrenerek eğitimi sürdürüyorlar. Şimdi bu büyük bir eşitsizlik. Sadece buradan tabii gidilemez dille ilgili. Dil bir halkın bütün sosyal, kültürel edindiği deneyimlerin bir sonucu, bir paylaşım, buradan edindiği bir paylaşımın sonucu. Dolayısıyla son derece önemli bir şey. Asimilasyonun temel araçlarından biri. Yani dilini kullanamıyorsa bir halk kendi varlığını ifade etme şansı azalıyor. Dolayısıyla ana dil hem eğitim hakkında kendi ifade edebilmek açısından önemli, iyi eğitim alabilmek açısından önemli, hem de bir halkın varlığı açısından son derece önemli. Ana dilde eğitimin mutlaka demokrasinin tartışmaz alanlarından bir tanesi. Ana dil önemli. Eşit yurttaşlık meselesi önemli. Sadece bir ulusa tanınmış haklarla demokratik bir anayasa olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise tüm buradaki tüm halkların eşitliğini, anayasanın 10. maddesi mesela herkes eşittir düzenlemesi var. Ama herkes eşittir sınırlı. Devletin bu herkesin eşitliğini güvencenin teminatı olacağı bir düzenleme olması gerekir mutlaka. Anayasal eşitlik. O kısmı son derece önemli. Demokratik anayasanın olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi de inanç ifade özgürlüğü meselesi. En önemlisi bu tabii. İnanç ifade özgürlüğü ile ilgili en çok sorun yaşadığımız alanlardan bir tanesi bu. Gerçekten de başka inanç, yani devletin şu anda hakim olan Sünni inancın temsilcisi gibi bir durum var. Diyanet'te böyle. Yani siyah, biliyorsunuz, bayrak aslında şu an Cumhurbaşkanı'nın katıldığı etkinliklerde, hani hatırlatayım, o hilafet bayrağı aslında. Hani bunu da katılıyor Cumhurbaşkanı resmi etkinliklere. Şimdi tabii o artık daha ileriye gitmiş bir şey. Onu ayrıca ifade edelim. Ama bunun daha gerisinde işte mesela Alevilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Alevi inancına uygun ders görmemesine ilişkin bir görmelerinin kabul edilmemesine ilişkin bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. O kararı tanımadılar. Cemevleri statüsü tanınmıyor. Gayrimüslimlerin eğitim hakkı veya hakları ile ilgili sınırlamalar var. Dolayısıyla tüm inanç grupları eşit şekilde yararlanamıyor. Diyanet çok büyük bir bütçe alıyor devletten ama aslında Sünni Halefi mezhebinin inancının propagandasını yapıyor gerçekte. Böyle bir anayasa olmaması gerekir. Tüm inançların eşit şekilde, aslında devletin eşit mesafede müdahale etmemesi. Yani laiklikse gerçek laikliğin bu şekilde tartışılması lazım. Yani devlet bazı dini şeyleri kolaylaştırıcı fonksiyon görerek dini yaygınlaştırmak değil, insanların inançlarını özgürce yaşamak için serbest bırakması gerekiyor. Ya bu Diyanet'in varlığı bu noktada bir dinin, bir mezhebin ya da bazı mezhep şeylerin, tarikatların yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu da antidemokratik bir şey. Öncelikle bunun olması lazım ve tabii bir anayasanın demokratik olmasının en önemli göstergelerinden bir tanesi de toplanma ve gösteri hakkını güvenceye alması ile ilgili. Bu şuradan önemli. Yani halkın yasa yapım sürecine katılma şansı yok. Bunun dışındaki mücadele alanlarına katılma şansı da yok. Şimdi görüşünü nasıl ifade edecek? Ya halkın görüşünün, protestosunun, sorunlarının
iktidara ulaşmasının bir yöntemi olması lazım. Bunun tek yolu hem bunları anlatabilmesi hem bunları birlikte bir gösteri şeklinde ifade edebilmesi. Bugünkü mevcut demokratik sistemlerin, demokratik adlandırılan sistemlerin kıstaslarından bir tanesi de bu. Bunu ne kadar güvenceye alıyorsa sistem, o kadar işte demokrasiye yaklaşmış kabul ediliyor. Şimdi bununla ilgili de bir yasal düzenleme ne getirecek onu bilmiyoruz. Ama örnekler çok iyi değil. Yani uygulama örnekleri çok iyi değil. Tam da oradan aslında sormak istiyorum. O da şundan ötürü. Hani bahsettiğiniz hepsimiz teker teker başlık başlık nasıl ihlal edildiğine dair ve anayasa hakları nasıl ihlal edildiğine dair bu programda da farklı programlarımızda da işledik. Farz edelim ki gerçekten böyle bir anayasa yapmak niyetinde olsun iktidar ve ortakları ve böyle bir yola çıkmış olsun. Mevcut anayasa, ki bu anayasayı da artık hani siz de söylediniz 18 defa delindi, bunun bir kısmı 20 yıllık AKP iktidarı süresince oldu. Hani kendi değişiklikleri kısmı, kendi getirdikleri kurallara dahi hani uymayan bir iktidardan bahsediyoruz. Mevcut kendi yaptıkları anayasaya uymazken bir sonraki, yani bu işte çok iyi yapılacağını iddia ettikleri, sivil özgürlükçü, eşitlikçi olacağını iddia ettikleri anayasaya uyacaklarının bir garantisi var mı? Bu haliyle garantisi var, uymayacaklarının garantisi var ama. Ya yani anayasa, baştan söylediğimiz şeyle ilgili anayasa yapım süreci aslında bunun işareti. Yani anayasayı işte bir kapalı bir salonda bir araya gelmiş bir teknokratlar grubu yapıyorsa eğer, sadece kendi ihtiyaçlarından hareketle yapıyorsa, o ihtiyaçlar yetmediğinde yeniden değişiklikler gündeme geliyor. Şimdi mevcut yapılan anayasa değişiklikleri öyle. İktidarın ihtiyaçlarına göre, aslında halkın ihtiyaçlarına göre yapılmamasından kaynaklanıyor bu. İktidar ihtiyaç duydukça kendi statüsünü garantilemek ya da güçlendirmek için değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler dolayısıyla mesela Cumhurbaşkanı'nın %50+1 oyla seçilmesi meselesi. Şimdi ayağa dolanan bir hükme dönüştüğü için onu değiştirmek zorunda hissediyor. Diğer hükümler de öyle. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı AKP iktidarı döneminde geldi ama tanımayan da yine AKP iktidarı oldu. Bunlar işte yapımdaki mantıkla da ilgili. Şöyle olmuş olsaydı, bu gerçekten de bu tartışmalar ihtiyaç, toplumsal ihtiyaçlara göre yapılmış olsaydı, halkın ihtiyaçlarına göre yapılmış olsaydı bu değişiklikler de bu şekilde gündeme gelmeyecekti. Böyle olmadığı için de kendi yaptığına uymamış oldu. Şimdi benzer durum yine gündemde. Yani anayasanın hangi maddeleri değişecek? Mesela Cumhurbaşkanı'nın seçimini düşünen, seçimini öngören madde mi değişecek? Anayasa değişiklik usulü oranları mı değişecek? Bunları bilmiyoruz. Ya da toplantı gösteri üyeleri yasası maddesi mi değişecek? Onu bilmiyoruz. Yani bir güvencesi yok uyumaya. Tam bu noktada aklıma şey sorusuna getiriyor. Bunu 12 Eylül, 2. 12 Eylül seçimleri zamanında da yaşadık. Oradan da bir boykot bloğu örgütlenmişti. Evet. O zaman da söylenen şey, biz 1980 anayasasını değiştiriyoruz, darbe anayasasını değiştiriyoruz. Evet. Biz o zamandan beri darbe anayasasını değiştiriyoruz aslında, yani bir türlü değişmiyor gerçi. Genelde hani karşı karşıya kaldığımız şey, biz zaten işte böyle çok kötü bir uygulama var, çok kötü bir anayasa var. Biz onu değiştiriyoruz. Nasıl sen buna destek vermiyorsun, nasıl bunun olmasını istemiyorsun diye bir siyasi argümanla karşımıza çıkıyor. Ama siz de söylediniz ki bu süreçte de gördük. Hepsi de teker teker aslında işte bu 20 yıllık AKP iktidarını adım adım kadrolaşmasını, gücünü bir şekilde konsolide ettiği, kadrolaşmasını sağladığı bir sürece dönüştü. Şimdi bizi ne pozisyona sokacak o durumda? Hani nasıl bir duruş sergileyebileceğiz? Çünkü yine muhtemelen eğer önümüze gelirse karşı karşıya kaldığımız şey 80 anayasası mı yoksa bizim yaptığımız bu muhteşem yepyeni ve çok özgürlükçü anayasa mı sorusu olacak. Şimdi 80 anayasası, 82 anayasası bir darbe anayasası. Darbe anayasası doğal olarak demokratik olmaz. Evet. Yani 60 darbe anayasasıydı ama böyle bir anayasa değil tabii. Çok demokratik, çok demokratik hükümleri de olan bir anayasa. Ama genel olarak darbe anayasası antidemokratik olur. Dolayısıyla ondan sonra da onu değişti. Yani mevcut anayasal sisteme göre de anayasayı tamamen kaldırarak yerine bir anayasa yapma şansı yok, koyma şansı yok. Anayasanın kendisi ona engel. Hala bu anayasaya bağlıysa anayasayı toptan kaldıramıyor meclis.
Dolayısıyla değişiklikler yapılarak ancak değiştirebilir. Şimdi karşımızda bir ikilem var gibi görünüyorsa da aslında ikilem yok. Elbette anayasanın antidemokratik hükümlerinin değişmesi lazım. Bir darbe anayasasıyla yaşamıyor olmak gerekir. Böyle bu devletin bir darbe anayasasıyla yönetilmiyor olması gerekir. Ama gelen eğer darbe anayasasını getirdiğinden daha kötüyse bir ikilem söz konusu olamaz. Daha geri götüren yani bir darbe anayasasından daha kötü bir anayasa yapmak ne demek? Daha darbenin devam ettiğini düşünmemiz gerekir. O darbe anlayışının daha da kötüleşerek devam ettiğini düşünmekten başka bir şey koymaz önümüze. Dolayısıyla ben onu orada bir ikilem görmüyorum. Bunu çok tartışırlar. Siz darbe anayasası mı istiyorsunuz diye. Hayır, elbette darbe anayasası istemiyoruz ama demokratik bir anayasa istiyoruz. Darbe anayasasını daha da antidemokratikleştiren bir yasa doğal olarak istemiyoruz. Mevcut, şu ana kadar mevcutlar böyle oldu. Şimdi bunun dışında demokratik bir biçimle değişen, demokratik hükümlerle gelen bir anayasa taslağı olursa doğal olarak bu ikilem de ortadan kalkar. Antidemokratik yasanın yerine demokratik anayasa tercih edilir. Ama herhalde dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi bu şeyden başlıyor, bu anayasanın hazırlık sürecinden başlıyor tabii, aslında. Yöntem. Şimdi tabii biz ne olursa olsun 1982 anayasasıyla kalacağız. Yani çünkü 1982 anayasasını mevcut anayasa tümden ilgayı engelleyen bir şey var. Yani o zaman işte yargılanıyorsunuz anayasayı ilga, tebdil, tadilden vesaire. Öyle olduğu için de 1982 anayasası hep olacak aslında. Tüm hükümlerini birden kaldırıp hiçbir hükmü, yani önce anayasayı kaldırmaları gerekiyor. O da yasal olarak mümkün görünmüyor. Hep 1980 darbe anayasasıyla kalacağız gibi görünüyor. Teşekkür ederim Seval Hanım. Son bekleyeceğiniz varsa. Son bir ekleme, tabii mevcut eğitim sistemindeki değişiklikler, devletteki kadrolaşmalar. Kadrolaşmanın da hep belli işte ya tarikatlar ya da siyasal yakınlıklar üzerinden, iktidar yakınlıklar üzerinden gelişen bir kadrolaşma var devlette. Ama bunun karşısında halkın payına düşen yoksulluk, şiddet ve ne yazık ki ölüm. Kadınlarla ilgili özellikle onunla ilgili bir ekleme yapmak isterim bitirerek. İki tane mesele, son kadın cinayetlerinin geldiği boyut bunun çok açık göstergesi. İktidarı tanımak açısından, mevcut iktidarın bize getirdiği durumun ne olduğunu görmek açısından kadın cinayetlerinin geldiği boyut çok önemli, büyük ve şiddetin dozu giderek artıyor. Bu mesele ve bir çocuğun aydınlatılmamış bir cinayeti, narin olayı hala ortada kaldı. Neden aydınlatılamadı anlamak mümkün değil. Bunlar çözülmeden, bunlara ilişkin gerçekçi bir adım atılmadan bir demokrasi inşası mümkün değil. Yani gerçekten de samimiyetle tüm bunları annelerin, beyaz tülbentli annelerin dayak yemeyeceği bir ülke olması açısından da bu saygının gösterileceği bir siyasal ortam gerekli. Bu siyasal ortam öncelikle oluşturulmalı. Yani biz kendimizi güvende hissetmeliyiz. Kadınlar acaba öldürülür müyüm ben de korkusu yaşamadan bir hayat sürdürebilmeli. Bu ortam yaratılmadan demokratik bir anayasa tartışması çok ayakları havada kalır. Çok inandırıcı olmaz diyorum. Teşekkür ederim. Ben bütün kadınları, özellikle kaybettiğimiz bütün kadınları anarak bitirmek istiyorum. İyi bir başlangıç oldu bizim açımızdan da yeni yayın dönemine diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de değindiğiniz noktalar önümüzdeki süreçte, yani şu anda zaten içinde yaşıyoruz. Öncelikli olarak karşımıza çıkacak olan unsurlar. Biz de bunu dillendirmeye devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için. Teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler, ilk yeni yayın döneminin ilk programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.